buradaki tek şey benim kafamdaki hani Dubois'ı çat diye sabike koyması. Acaba bir Sasha Boy totemi mi denedi hocam? Hani bakalım dur bakalım. Galatasaray orta saha kurgusuna sürekli tamamlanması gereken oyuncular alıyor. Hepsini tamamlaması gereken oyuncu da sürekli Torreira oluyor. Adama diyorsun ki tarif ediyorsun git şunu al marketten. Ötekini almış. Oğlum ben sana onu al demedim ki. Okan oyuncunun anlattığı oyuncu profili bambaşka bir oyuncu profili. Yani o Gabriel Sara değil. Bu Adana Demirspor maçında özgü bir şey midir? Yoksa Lili yenmek zorundayızın provası mı? Yani benim gördüğüm bu maçta İsmail'i çok seven biri olarak söylüyorum. İsmail değil o. Ve bu oyunun oyuncusu Simanski zaten değil. Merhabalar. Yeni bir program. 90 +3. Ben Emrah Kayalıoğlu, sevgili Cüneyt Kaşeler, sevgili Hikmet Pınarbaş. Yeni bir programa başlıyoruz. Yani Süper Lig'de olan biteni konuşacağız. Futbol ağırlıklı programlarımızın bir yenisi. Öncelikle kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Beğenme tuşuna basmanızı da yine aynı şekilde istiyoruz. Videolarımızı arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşıp bizi olabildiğince çok insan ulaştırmanızı diliyoruz ve programımıza başlıyoruz. Yalnız programı Metin Tokat izlemez. O hep 90 artı 2 verirdi. <laughs> Hiç <laughs> şaşmazdı böyle. 90 artı 2. Valla bizimki 90 artı 3. Ee, bakalım nasıldır. bir... İdeali nedir Hikmet Hocam dünyada? Abi ee, 4 gayet ideal gibi duruyor ya. Ya maçından başına çok değişiyor ama yani. yani hele yeni var şeyiyle birlikte sakatlıkların üstüne bir de varları ekliyorsun. Varda geçen zaman. Onda standart İngiltere olması lazım ama var konusunda onlar bizden fersah fersah önde oldu. Çok şey. hızlılar çok hızlılar. Yani sezonun ilk maçıyla, ligin ilk maçıyla daha doğrusu başlayalım. son şampiyon Galatasaray Hatay Spor'la oynadı. Ve Süper Kupa 11'inden 4 tane değişiklik gördük. Kaan'ın yerine Dubu oynadı. Nerson'un yerine Sanchez. Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper Yılmaz. Ve Berkan'ın yerine Kerem Demirbay ile başladı Okan Hoca. Burada benim aklıma gelen ilk soru şu. Süper Kupa 11'i mi yanlıştı yoksa rakibe göre bir tercih diye mi bakmak lazım? Süper Kupa'nın 11'inin doğru olmadığını düşünüyorum. Tabii hocaların tercihlerine saygı duyaraktan ama netice itibariyle e, henüz ilk dakikada direkt bireysel hatayla teslim edilmiş bir maç olduğunu görünce daha net ortaya çıkıyor. Galatasaray lige e, sağlam bir şekilde başlaması gerekiyordu. Olabilecek en güçlü kadroyla yer aldı sahada. Beşiktaş maçındaki ciddi hezimeti ben maça gerektiği kadar değer verilmemesine bağlıyorum. Teknik heyetin Beşiktaş'ı hazırlık maçlarında ciddi tetkik etmediğini düşünüyorum bunu. Burada hem teknik eğitimin futbolcuların mı demek lazım acaba bir de? Futbolcuların bu konuda çok böyle meyilli olduklarını. Düşünmüyorum zaten hani. Bir de oyun... tam tersi Necip'in maç öncesindeki bası toplantısında şöyle bir şey var. Hocamız çok iyi analiz etti Galatasaray'ı ve biz Galatasaray'ın ne oynayacağını biliyoruz demiş. Sürekli Nelson'un üstünden diagonal top atıp oradan hücum etmeye çalışmaları bile Beşiktaş açısından maça ne kadar iyi hazırlanıldığını gösterirken Galatasaray'da sadece stoperlerinin pas hatası yanlış hatırlamıyorsam artı 30'du. İnanılmaz bir top kaybı rakamı vardı Galatasaray'ın. 3 haneli zaten o Süper Kupa maçı. Yani Galatasaray'ların bir an önce hafızalarından silmek Ama isteyeceğim. Pas korelasyon yani. haritalarına falan ben hiç bakmadım o maçta mesela. O işleri çok seviyorum. Kim kimle bağlantı kurmuş, kim daha çok kimle paslaşmış falan. Galatasaray'ın pas korelasyon haritasını çıkarsak Beşiktaş'ta oyunculara daha fazla isabetli pas. Hatay o maçı izlemiş mi? Hatay o maçı izlemiş mi sence Hikmet? Böyle bir oyun planı var mıydı? Abi Hatay'ın şu anda içinde bulunduğu psikoloji de enteresan. Neyse ben dağıtmadan <laughs> şey yapayım. <laughs> Bakıyoruz mesela maç içerisinde verilebilir ya da verilmez denilebilecek bir pozisyondan deprem olayına oradan başka ya da Hatay psikolojik anlamda şu anda ligde mücadele eder pozisyonda değil gibi bana göre. Yaptıkları paylaşımlar vesaireler bilmem ne. Ben onların çok maçlara da böyle özel olarak hazırlandıklarını da düşünmüyorum. Bunu ne zaman fark ederler? 17. 18. haftadan itibaren derler ki eyvah. Bu arada kendi sınıfında oynuyor mu Hatay? Oynayacak mı? Bilen var mı onu? Bilmiyorum ama herhalde oynamayacaktır diye tahmin ediyorum. Yani çünkü Geçen sene oynamamasının sebebi stadın evet. hasarlı olmasıydı. Herhalde bu kadar kısa sürede bir şey değişmemiştir diye tahmin ediyorum. Senin sorunun cevabını ben şöyle vereyim. Evet bence de Galatasaray'ın doğru 11'i bu. Yani Barış Alper bence mutlaka kadroda olması gereken bir oyuncu diye düşünüyorum. Orta sahada da e, işte eğer yaşıyorsa mutlaka Torreira <laughs> oynar e, ve Kerem Demirbay Mertens hani tutmuş bir şey varsa tamir etme yani çalışıyorsa tamir etme. Yani bunlar Galatasaray'ın bence olması gerekenleriydi. Buradaki tek şey benim kafamdaki hani Dubois'ı çat diye sabike koyması. Acaba bir Sasha Boy totemi mi denedi hoca? Hani bakalım dur bakalım Orada oynar biraz Kaan'ı saklamasının şeyi vardı bence yani sağlıkla ilgili bir Kaan ne zaman sakat bu arada çocuk. Kaan zaten normalde milli takıma gitmeyip ameliyat olması ilk planda tasarlanmıştı. Milli takıma gidince ameliyat da galiba süresiz ertelendi. Öyle anlıyoruz yani şu anda. Yani daha böyle konservatif bir tedaviyle kanı olabildiğince oynatmaya çalışacak Galatasaray ama hani sezon içinde bir ara bir yani kopma olabilir Kaan'la yani en azından süre anlamında bir tedavi ciddi bir tedaviye ihtiyaç duyabilir gibi duruyor. Şimdi maçın içinde yani iki tane çok önemli çıkan oyuncu var Galatasaray tarafında. Torreira ve Davinson Sanchez. Yani golleri atanları zaten konuşacağız ama yani oyuna etki etme anlamında bu iki ismin gerçekten büyük bir şey vardı ki yani Sanchez işte Kopa Amerika'dan yeni geldi gerekçesiyle Süper Kupa'da yoktu. Torreira da o maçın kötülerinden biri olarak devrede çıkarılmıştı. Yani bu iki oyuncunun performansını yani Galatasaray bu iki oyuncudan hiç vazgeçmemek zorunda olarak mı okumak lazım? Galatasaray'da Torreira'nın çok önemli bir yeri var. Torreira'nın bu kadar bireysel inisiyatif alıp bu kadar yüksek düzeyle performans göstermek zorunda olması da kadro mühendisliğinin problemi. Torreira'nın sürekli %100 vermesi Galatasaray'ın olmazsa olmazlarından bir tanesi. Bence bir büyük takımın bu kadar fazla %100'e bağımlı olması ciddi problem. Galatasaray orta saha kurgusuna sürekli tamamlanması gereken oyuncular alıyor. Hepsini tamamlaması gereken oyuncu da sürekli Torreira oluyor. Bu ne kadar sürdürülebilir? Bence e, asıl tartışılması gereken husus bu. Davinson Sanchez kısmına gelirsek, Davinson Sanchez zaten ayak dönemi dahil olmak üzere Avrupa'nın en önemli stoperlerinden bir tanesiydi. Büyük takımların bu riske girmeme gerekçeleri Davinson Sanchez'de inanılmaz derecede bir özgüven var. Bazen rakip korner direğinin dibinde rakibe bastığını görüyorsun Davinson Sanchez'in ki Avrupalı teknik adamların çok arzu ettiği şeyler değil bunlar. Çünkü kompakt yapıyı muhafaza etmek istiyor Avrupalılar ve herkesin kendi sorumluluk alanında maksimum performans göstermesini istiyor. Davinson bunun çok dışında bir oyuncu. Biraz bize benziyor abi böyle doğaçlama, Allah Allah deyip kalkıp gidip kaleciye baskı yapmalar falan. Davinson Sanchez'in şu anda Galatasaray'da olmasını sağlayan unsur bence bu. Dolayısıyla Galatasaray'ın da Türkiye Ligi'nin şu anda en iyi stoperi bence Davinson Sanchez. Senin başını yakar mı? Evet. Sezonda 3-4 tane kritik maçta enteresan hatayla senin başını yakabilir ama diğer kalan 35-36 maçta da muhtemelen seni ipten alır. Hızlıca cevap vereyim. Birincisi Galatasaray Süper Kupa'da Nelson Abdülkerim vardı. Abdülkerim hala sallanıyor. Saçlarını kestirmiş ama öne düşenleri de kestirsin. Çünkü onunla da çok oynuyor. Ozan Tufan sendromu olmasın. Onu söyleyeyim. Davinson hem takımı öne çeken, az önce anlattıklarından olayı hem de paslarıyla direkt o şeyi kıran adamlardan biri. Alanı kıran adamlardan biri. Onun varlığı da bence Torreira'yı öne doğru atıyor. Bu maçta 2-3 kere gördük böyle. Yani ön alan baskısını Hı. yapan bir Torreira var. Torreira'da şöyle bir sıkıntı var. Ona katılıyorum. Şimdi bu İsmail Yüksek'te falan da var. ve Günümüz futbolunda bu çok oluyor. Hamle hataları yapabiliyorsun. Zamanlama hataları yapabiliyorsun. Kart cebinde oynuyorlar. Yani bunlar 50-50 oynayan oyuncular. Çok kart görebilecek bir oyun sisteminde oynuyorlar. Önündeki arkasındaki önemli. Yani arkasında Davinson Sanchez'in oynaması değerli. Önündeki de eğer Kerem Demirbay'dan daha efektif biri olursa o zaman yükünü alırsın diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'deki Fred, bak Fenerbahçe'deki Fred'i Galatasaray'a, Torreira'yı da Fenerbahçe'ye rol olarak söylüyorum. Koyduğun zaman puzzle tamamlanır. Birbirlerini kaybetmeden ama. Tabii tabii. <laughs> Hayır şunu demek istiyorum. İkisini yani... yan yana ha, getirmek yani, şartıyla anlamında rol söylüyorsun değil mi? İkisini yan yana getirmek anlamında. İsimlerden bahsetmiyorum. Ben. Rol olarak. Diyorum ki Fenerbahçe'de Torreira, Galatasaray'da da Fred eksik. Rol olarak. Ee, ve tabii maçın golcüleri. Batu Şahin'in son 10 golünün 8'ini sonradan oyuna girip atan bir futbolcu olması, ee, işte Icardi'nin ve Batu Şahin'in ikisinin birden 80'den sonra son 2 sezonda attıkları gol sayılarında ligin rekortmenleri olmaları 14 ve 12 şeklinde. Hem son dakika golcüleri hem de yine takımı ipten alan isimler. Ama tabii bir yandan da hani çekirge kaç kere sıçrar bir sezonda sorusu da insanın aklına geliyor. Cüneyt abi Fenerbahçe dönemini daha iyi değerlendirdi. Fakat Galatasaray'da bu rolü kabul etmesi Batşuay'ın çok önemli. Batşuay bir kere kişisel olarak çok böyle sosyal olan bir adam değil. Takım arkadaşları kimse, sosyal arkadaşları da onlar. Böyle ilginç bir adam, futbolla yaşayan. Sürekli takım arkadaşlarının etrafında dönen garip bir hayatı var Batu an ki futbolcularda çok rastlanan bir şey değil bu. İnanılmaz çalışkan bir profilmiş gibi durmuyor ama sürekli o takımın içerisinde olan bir oyuncu. Şimdi bunu Bu şeyi kolaylaştırıyor. Sen bu takımın önemli parçalarından bir tanesin. Bazen seni ilk 11'de düşüneceğiz ama çoğunlukla sen bizi ipten alan oyuncu olacaksın motivasyonla. İsmail Kartal bunu iyi başarmıştı. İsmail Hoca'nın böyle çok fazla madde sayamazsın. Şunu mükemmel yaptı, bunu mükemmel yaptı vesaire diye ama bu olayda mesela Batçay'ı çok iyi bir role ikna etmiş. Batçay belki Ceko'dan daha fazla katkı sağlamıştır Fenerbahçe. Ye. Özellikle galibiyeti getiren golleri atma anlamında. Şimdi galibiyet getiren goller. Tabii Galatasaray'da bakıyorsun aynı noktada kaldığı yerden devam ediyor ama Batçay sadece bununla sınırlandırılacak kadar basit bir oyuncu da değil. Aslında çok daha fazla oyun repertuarı geniş olan bir oyuncu fakat Galatasaray'ın mevcut problemli yapısı itibariyle Batshuayi'den daha fazla verim almasını sağlayabilecek serbestliği yaratacak ortamı yok. Toma Mönye'nin bir röportajını çevirmiş sevgili Nafi Alpay. Fenerbahçe maçı öncesi. Orada bir lafı var. Diyor ki, Jack oynuyorsa diyor en az iki kişiyle tutmak zorundasın diyor. Şimdi nereden geleceksin buna? Icardi. Icardi de böyle yani. Icardi oynuyorsa iki kişiyle tutmak zorunda kalıyorsun. Ve bu e, savunmayı çok rahatsız eden bir şey. E, Batshuayi'ye gelince... Ya bunu Semih söylemişti Fenerbahçe'de. Genç Semih. Sol de öyleydi. Hani maçı izliyorsun. Rakibi sen de eğer yani arkadaşlarına sohbet etmeyin maçı izlersen rakibin nerede eksiği olduğunu, nerede yorulduğunu görüyorsun. Az öncekine dönelim. Eğer doğru zamanda çift forvete dönerse, eğer Icardi'yi en az iki kişi tutuyorsa e zaten Barış Alper bir yerden geliyor. Ziyech bir yerden geliyor. Kerem bir yerden geliyor. Sen sadece yapacağın şey şu. Onu Jason Kit için söylüyorlardı. Bas abi stopa. Orada bir durdur. Muhta bas. Bir bak böyle. Aa burası boş. Ben buraya gelirsem buradan gol atarım. <laughs> o da öyle oluyor. Yani oyun şey olur ya böyle analizlerde çizgiyle böyle kaydırırlar ya. Batu Şay oraya geliyor. Tertemiz böyle terlemeden golünü atıp işi bitiriyor. Ama çok önemli. Ben verime bakarım. Ve futbol artık basketbol gibi. Başlayan 11 değil bitiren 11 önemli. Galatasaray ile ilgili benim aklımda bir soru daha var. O da Okan Hoca'nın maç sonu açıklamalarından. Gabriel Saray ile ilgili kullandığı ifade. E, orta saha oyuncuları illa işte topla dribblingle Hı. alan kat etmez, rakibi o şekilde eksiltmez, pasta eksilten oyuncular vardır deyip işte Xavi, Busquets, Iniesta üçgenini Hı. sayıp onların ikisi de öyleydi dedi. Ee, bu düzeyde bir oyuncu mudur Gabriel Saray? Galatasaray böyle bir oyuncu mu arıyordu da Gabriel Saray'ı aldı? Okan Hoca orada ya ifade eksikliğinde bulundu ya da bir şey genelleme yaparken araya birini kaynattı. Iniesta'nın kendi adına çalım var ya. Yok yok, ben zaten o, o muhtemelen Xavi ve Busquets'i kastetti. İkisi diyerek diye Ben onu okuduğum zaten. zaman ilk önce dedim ki yanlış mı okudum acaba falan. Gabriel Sara'nın bir kere bu üçlüyle doğrudan bir ilişkisi yok. Üçlü merkezin sağ içi olarak oynatılmadığı zamanlar da dahil olmak üzere sürekli üçlü merkezin sağ içinde konumlanıyor. Yani sen bu adamı forvet arkasına atsan yine orada topla buluşuyor. İkili merkezin sol tarafına atsan yine sağ içte topla buluşuyor. Çünkü bu adamın oyun ezberi, kasa hafızası... E, şut vizyonu ve pas vizyonunu genişleten yegane yer burası. Saray'da bakıyorsun topla buluşma noktalarını, O her topla buluştuğu yere bir nokta koysan yine sağ işaret ediyor. Okan Hoca'nın anlattığı özelliklere haiz bir oyuncu mudur? Galatasaray'da hat kıran, pas eksikliğini tamamlayacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Fakat bu Gabriel Sara değil. Gabriel Sara ivmelendiğinde tutulamayan, gayet oyuncu eksiltebilen, slalomla 3-4 adamı sıraya dizip geçebilen ve bunun üstüne fit şekilde şut da atabilen bir oyuncu. pek Okan Hoca'nın anlattığı oyuncu değil yani o zaman. Okan Oyuncu'nun anlattığı oyuncu profili bambaşka bir oyuncu profili. Yani o Gabriel Sara değil. Gabriel Sara da Okan Hoca'nın dediği şeyi yapacak adam değil. Bunun için artı bir adam lazım demek ki yani. E, Torreira'yı da aslında Okan Hoca'nın planını ben biliyorum. Bir tane net olarak altı almak, isim vereyim. Amrabat gibi bir altı almak, Torreira'yı ön alanda baskıya göndermek, Sara'yı serbest bırakmak. İstediği olay bu. Okan Az önce Hoca söylediğim gibi önü arkası çok önemli Torreira'nın. Şimdi burada e, Torreira zaten Galatasaray'da 6 numara gibi görünüyor ama Galatasaray'da aynı zamanda 8 numaraların yapması gereken işleri de Torreira yapıyor. Ama hem 6'nın işini hem 8'in işini yaparken skordan yana kısır kalıyor Galatasaray. Bu yüzden de Mertens oynatmak zorunda kalıyor. Şimdi bakıyoruz Galatasaray'da bir türlü tamamlanamayan bir puzzle var. Bu arada Fenerbahçe ile Galatasaray Vendel'e girdikten sonra adamın da dizini kopardı. Ooo <laughs> geçmiş olsun ya. Sergei Semak dün açıklama yaptı. Çapraz bağlardan çok ciddi şüpheleniyoruz vesaire diye. Oyuncunun tam transfer yapması muhtemel olan zaman diliminde e, kariyerinde ciddi bir problem yaşamış oldu. Mesela oraları dolduracak bahsettiği profil Vendel olabilir. Ama Gabriel Sara başka bir iş. Gabriel Sara arkada sağlam duran e, kim gibi? Guido gibi. Porto'nun prime dönemindeki Uribe'si gibi. Sağlam dik durabilen hava toplarında yerde sert bir altı numara. Yanında ileri geri hareket eden bir sekiz numara. İşte buna kim diyebiliriz? Çok abartı örnek olacak ama Kante gibi bir adam. Yanında serbestliği de tanıyabileceğin işte sen bu alanın serbestisi e, ne sahip olan adamısın. Futsalcı gibi takılacak Gabriel Sara. Fiziksel olarak fit durumda değil falan diyor ama fiziksel olarak fit olduğunda da bahsettiği işleri yapamayacak Gabriel Sara. Bu çok kötü oyuncu olduğundan değil. Hoca farklı bir profil tarifi yapıyor. Oyuncu farklı bir profil. Valla Sara ya şey olur Mehmet Ayan tarzı ya tel Sara <laughs> tel Sara vardır ya böyle yaptırırlar çocuklara ya da K Sara Sara vardır o olur. Ben işin şey kısmındayım. Türk futbolundaki en büyük sıkıntı bu. Hani adama diyorsun ki tarif ediyorsun git şunu al marketten ötekini almış. Oğlum ben sana onu al demedim ki. Yani ya yanlış tarif ediyorlar dediği gibi. Yani ben scoutların yanlış anlayacağını sanmıyorum. Galatasaray'ın tekrar edeyim az önceki konuya da geri dönelim. Ben benim gördüğüm, beni futboldan anladığım Galatasaray'ın aradığı profil bak. Fred. Yani öyle bir adam lazım. Gidecek, gelecek, yeri gelecek, 6'yı cover edecek, yeri gelecek 8 numarada. Zaten 8 numara oynuyor, 10 numarada oynayacak. Pas atacak, hızlandıracak. Ama yani benim anladığım o adam değil. Hayırlısı olsun. Bir de çok zor da değil aslında bu ya. Fransa Lig 2'den başta Lig 1'e kadar tara her takımda iki tane var bu profil. Abi bak, Güney Amerika, Fransa. Buralarda zaten kapıda beklesen fabrikanın böyle şey, band, üretim bandından çıkıyorlar onlar. Ezekiel <laughs> <laughs> Fernandez bahsetmiştik. Bu Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da geniş listesinde olan bir oyuncuydu. Gidilen isimlere bakıyorum o kadar birbiriyle alakasız ki. ya Ekmek almaya çıkıyorsun. Hayır işte bunu da söylüyorum. Ben yavaş yavaş Fenerbahçe'ye geçeyim. Kıveyi kullanmak buradayız. adına da. <laughs> ee, şimdi Fenerbahçe'nin sahaya çıkan Adana Demir Spor maçındaki 11'ine baktığımızda e, hani kağıt üstünde 5... Ee, yani defans dörtlüsü ve İsmail'i çıkardığında 5 ofansif oyuncu var ama Bekleri de kattığında ki Osai ile Ferdi'yi de çok defansif sayamayacağına göre e, bayağı ofansif bir 11. Yani Şimaski'nin, İsmail'in partneri olduğu, e, önde de işte e, İrfancan, Can, Tadiç, Tadiç Senmaksimi, Ceko, sen Ceko, Ceko. Bekleri de kaydığında bir acayip bir ofansif bir takım çıkıyor. Bu Adana Demirspor maçına özgü bir şey midir yoksa Lili yenmek zorundayızın provası mıdır? Şimdi ben statta izledim. İlk defa statta izledim Fenerbahçe'yi. Gördüğümü sana söyleyeyim. Birincisi Fenerbahçe ön alan baskısıyla başladı karşılaşmaya. Ama ön alan baskısını şöyle yapıyor Fenerbahçe. Birebir eşleşiyor. Tam Mourinho'nun dediği gibi rakiple bire bir eşleşiyor. Hatta Osayi ve Ferdi'yi direkt en öne atıyor. Diyor ki yani Tadi şeydeki maksimen ya da şey geçildiğinde sen orada bas diyor. Stoperler de buraya gelsin diyor. Ama ilk topu alamadığınız anda diyor, hemen kapanın diyor. Hani o şeyin Guardiola'nın ortaya doğru koşun gibi. Orada alın ki geçiş yemeyelim diyor. Yani çünkü tık 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 bizi geçmesinler diyor. Bir de merkezi iyi kapatalım. Evet. Ancak yani senin sorunun cevabı olacak diye düşünüyorum. Fenerbahçe'nin öndeki o altılıyı, dörtlüyü ne dersen de oraya hiç bakma. 6 ve 8. Yani benim gördüğüm bu maçta İsmail'i çok seven biri olarak söylüyorum. İsmail değil o. Ve bu oyunun oyuncusu. Şimanski zaten değil. Yani Şimanski zaten olağan şüpheli gibi yani. Mecburen koydular oraya. Çünkü orası çok önemli. O, o merkez ana kumanda o doğru yer alacaklar. Nerezde boşluk varsa oraya gidecekler. Alanı kapatacaklar. Mesela stoperleri de o kadar öne doğru çıkartmıyor bu arada hani o baskıyı yaparken. Mesela dikkat ettim ben Osterwold'e herhalde onun hızını güvendiği için hep bir adım geride kalarak alıyor rakibi. Senin sorunun cevabını şöyle vereyim. Bu maça özel bir 11'di bu. Demiş ki Adana Demirspor zaten böyle ki bu sene bu ma bak Hatay'da Adana Demirspor'da kaleye gidemediler aslında. Ya rakip. Evet. çünkü yok bu sene gidemeyecekler bu sene hep bunu göreceğiz tek kale başlayan karşılaşmalar konsantre kaybı olduğunda ya da risk aldığında hücum yapacaklar dolayısıyla senin sorunun cevabı ben bu maça özel bir 11 olduğunu düşünüyorum ama e, Lille maçında da çok büyük farklılıklar olmayacak yani savunma dörtlüsü ön tarafta sen maksimen solda olacak belki Tadic'i bu sefer sağa atar Irfan'ı oynatmayıp oraya Şimanski'yi tekrar koyabilir çünkü 76'dan sonra şeye döndü benim en çok merak ettiğim acaba İdefix'le devam edecek mi? Hayır kardeşim ben Mono'yum böyle oynayacağım diye. Hayır sola Tadiç'e attı, sağa İrfan'a attı, Şimanski'yi ona attı ya. Ya oyun içinde de dönebilen bir adam zaten şeydi baktık ki olmuyor bakmadık dedi hani 80'den sonra. <laughs> 1-0'ı kapatmaya oynadık dedi. yani şimdilik bunları söyleyeyim uzatmadan. Mourinho'nun Fenerbahçe taraftarında yarattığı coşkuyu çok Anlayışla karşılıyorum. Dünyanın en önemli teknik adamlarından bir tanesi. Fakat oyun anlamında beklentilerini doğru planlamadıklarını düşünüyorum. Çünkü Mourinho dünyanın e, hiçbir kulübünde en iyi futbolu biz oynayacağız, inanılmaz derecede işte ortaya bireysel seyir zevki sunacağız falan diyen bir adam değil. Biz kompakt kalırız, rakip ne oynuyorsa oynasın. Ben %10 da topla oynasam bu maçı kazanmaya oynarım diyen mantaliteye sahip bir adam. Bu yüzden de winner zaten. Yoksa e, Guardiola'dan daha iyi oyun oynatmaya çalışarak Guardiola'yı yenmek mümkün değil. İşin doğrusunu konuşmak gerekirse. Fenerbahçe'nin ön alan baskısını 16 dakika kadar net olarak sergilediğini gördük. Cüneyt abinin söylediklerine tam anlamıyla katılıyorum. Artı olarak da şunu söyleyebilirim. Fenerbahçe ön alanda yaptığı baskı esnasında oyuncuların %100'lerine muhtaç olan bir pozisyonda şu anda. Herkes %100 ile basıp %100'le kompakt şekilde toplanmak zorunda. Kibas toplantısı şunu söyledi. Biz bunu Avrupa Kupalarında yapacak durumda değiliz dedi. Bir tanesinin %80'lik performansı bütün e, o sarayı tepeden aşağıya yıkabilir. Çünkü arka tarafa bakıyorsun. Ostermolde hızıyla fark yaratabilen bir oyuncu. Ciku doğru pozisyon alışıyla fark yaratan bir oyuncu. İsmail birebir temasta, vücut vücuda çarpışmada iş yapan bir oyuncu. Fakat bunların hiçbirisi doğru alan doldurarak, takım boyunu kısaltarak hareket edebilecek çapta oyuncular değiller. Çünkü bu değil bu oyuncuların oyun karakteristiği. Stoperlere bakıyoruz. Ön hatla stoperler arasında 50 metre var. Arada 50 metre fark varsa sen istikrarlı biçimde 3. 2. 1. bölge baskısını kompakt olarak yapamazsın. Ne olur o zaman? Hat arasına yerleştirilen oyuncu Ben ilk Lille maçında Andre'ye baskı uygulanma biçimini çok garip karşılamıştım. Çünkü Andre topla dönemeyen bir oyuncu. Evet, Alver yapım çok güzel dönüp oyunun vizyonunu 175 dereceye açıyor ama bu oyuncu topla buluşmadan önce buna baskı uyguladığında felaket top kaptıran bir adam. Bu kadar ön baskı yapmaya çalışırken neden bu oyuncuya özel tedbir alınmadı diye düşünmüştüm. Ama bu biraz da bireysel performanslara dayalı. Şimdi oyuncuya diyorsun ki pas kanalı kapatarak baskı uygula. Aynı zamanda birebir eşleş, top senden geçmesin ve yönlendirici pres yap. %100 ile oynamak da yetmeyebilir bazen. Onu demek istiyorum. Geçen sene Fenerbahçe'nin sol kanadı Ferdi Tadiç'ti. Hı. Orada Tadiç zekasıyla oynayan bir oyuncuydu. Sen Maksim'in biraz daha yeteneklerini sergilemeyi seven bir oyuncu. Çizgide bir gördük de dribblinglerini. Ee, ama skora katkıyı merkeze geldiğinde yaptı. Asisti oradan üretti. Sen Maksim'in tarafından da böyle bir açmaz var mı? Bir de onun varlığı Ferdi'nin kanattan ofansif katkısına olumsuz mu etki ediyor? Bir, Şimdi sen Maksimen maçta 8'de 7 uzun top atmış isabetli İrfancan Kahveci. Fenerbahçe NBA'deki isolation Game oynuyor. Sağ yükleniyorlar. Orada Maxen Maximeni birebir bırakıyorlar ve İrfan'a da demiş ki sen vizyonuna bak, gördüğün ham yapıştır topu demiş. Sen Maksimen zaten hızlı. Sen hani pası yanlış da atsan o yakalar demiş. <laughs> sen Maksimen hakikaten topu aldığında, öyle geniş alan bulduğunda çok süratli bir oyuncu. 2. Ee, ben mesela sen maximin Newcastle'ı çok izlemiş biriydim. Çok da beğendiğim bir oyuncuydu. Hani herkesin kafasında şu vardı. Dayak nedir? Nasıl atılır? <laughs> ee, topu ne zaman çıkartacak? Ferbahçı'nın tek golü var maçta ve onun mükemmel bir asisti. Ferdi'ye de topları vermeye çalıştı ama daha bilmiyorlar. Hani hızlarını vesairesini. Senin sorunun cevabı şu. Tadic, mükemmel bir e, sol kanat oyun kurucu. Ve Ferdi geçen sene büyüttü. Yani bugün Ferdi 35 diyorsak eğer Tadiç sayesinde seneye Ferdi ona iner Fenerbahçe'de. <laughs> Çünkü sen maksimenle öyle bir oyun oynaması mümkün değil. Ferdi de o yüzden sen maksimen varken daha çok topla slalom yapmaya çalıştı sağ önden. Çünkü çakışıyorlar. Sen maksimen solu açılarak oynamak istiyor. Çakışıyorlar aslında olabilir. Hani Ferdi sağ öne de girebilir ama buna alışmamış. O Tadiç'e alışmış. Zaten son 15 dakika bir girdi Tadiç. Rahatladı şey diye düşünüyorum. Farklı bir oyun derken ben bunu söyledim. Ama bununla ısrar edecek mi diye merak ediyordum. Çat diye oyunun içinde bir baktık. Tadic oraya attı. Dedi ki tamam siz topa sahip olun şu anda. Biz kaptırmayalım daha fazla dedi. Osterwalde'yi de sol bek olarak bu sezon ciddi kullanacağını düşünüyorum. Net. Zaten İrfan'a bence gitme izni o yüzden verebilir. Yani aslında onun kafasında pardon Fer, e, Ferdi'ye. Evet. Onun kafasındaki Ferdi değil ben bu kadar net söyleyeyim. Aslında Mourinho'nun kafasındaki tam net ismi ben söyleyeyim. de kuyper tipi bek istiyor. Sürekli bindiren ama dış koridoru iç koridordan daha sık kullanan. Çünkü maksimen içeri doğru kat ettiğinde o çizgi boyunca genişliği vermesine ihtiyacı olduğu bir oyuncu var. Osterwolde'yi bu yüzden kullandı bir süre ee, sol bek olarak. Bu Ferdi kötü, Osterbolde daha iyi vesaire Oyuna kıyaslamasından çok başka bir olay. Şimdi orada Tadiç varken mesela Fenerbahçe Yelert'i almış, sol bek oynatıyor olsaydı Ferdi pozisyonuna ulaştırdı Yelert. Şey Potansiyelini kullanırdı. Potansiyel olarak, fiyat olarak yükseltirdi 2-3 basamak yukarıya. Ferdi'ye de bunu sağlayan Cüneyt abinin dediği gibi, eee Tadiç istasyon oluyordu orada. Maksimen olduğu zaman bu olay farklı çünkü ihtiyaç değişiyor ve e, ben Ferdi ile oynamak istiyorum. Maksimen'den feragat edeceğim diyebileceğim bir oyuncu değil Maksimen. O zaman ne olacak ya Ferdi kalacaksa Maksimen'e uygun şekilde sol ayağını çizgiye basarak oynamak durumunda kalacak. İç koridorda maksimene alan yaratacak. Ya da e, ikisi arasında dönüşümlü bir rol dağılımı yapacaklar ama bunu Maksime'nin kas hafızası kabul eder mi onu bilmiyorum. Ciddi anlamda fiziksel anomali bir adam. Yani bu kadar kalın ve iri bir adamın bu kadar süratli olması ve aynı zamanda hava toplarına çıkarken adamın dizi Amerikan çarpıyor yani. Amerikan futbolundaki runner back'lere benziyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şey de söyleyeyim, 70. dakikada böyle yaptı. Değiştirin beni. Benden bu kadar. Benim taksimetre doldu de dedi. Adam şeyden korkmuyor, bu çok... Ben röportajını dinledim. Ciddi anlamda böyle psikopat da bir adam. Tekme yemeyi seviyorum diyor. Fransa'da oynarken de öyleymiş mesela. Hoşuma gidiyor diyor, rakipleri ekart ettikten sonra. Hani onların son bir daha böyle... Son bir hamle daha yapayım deyip bana tekme atmalarından zevk alıyorum diyor. İlginç. <laughs> E, ee, şimdi ligdeki ilk maçlarında sen Maksimen'den asist gördük. ligdeki ilk maçı değil ama Galatasaray'daki ilk maçında Batu Şay'dan gol gördük. Beşiktaş'ın iki yenisi gol attılar. Ee, yani yeni oyuncuların performanslarının damga vurduğu bir hafta bu. Ee, o açıdan da hani bu yenilerle beraber ligin lezzeti ne olur gibi bir soru sorayım. Şöyle hızlıca şunu söyleyeyim. Yeni her zaman hani şeydir böyle yıpranmamıştır vesairedir ama takımın kimyasına uymaları önemli. Sen Maksime'ni zaten Mourinho aldırdı. Onun oynatacağı bir oyuncu. Bu anlamda onda bir şey yok. Beşiktaş'ta da keza Immobile ile Rafa'nın böyle oynayacağı şey değildi. Batshuayi için de zaten ben şunu demiştim. Fenerbahçe yolladı okey. Yani yere kim alacağı önemli. Ama Galatasaray için harika bir transfer demiştim. Çünkü Batuay Galatasaray'da nöbetçi golcü olmayacak. Icardi'ni biliyorsun hani bir 15-20 maçı var yani. Denis Deniz gibi bir kafa izni alır o. O zamanlar Batuay'da oynar. Çok doğru transferler ben öyle söyleyeyim. Galatasaray Beşiktaş ve Fenerbahçe açısından baktığımızda benim e, ilk önce gözümde canlanan tablo şimdiye kadar hepsi büyük takım oyunu oynayıp rakiplerini hapsetmeye mecbur bırakan e, profillerde. Oyuncularla ve oyun anlayışlarıyla sahada yer alıyordu. Beşiktaş'a bakıyoruz. Samsun Spor'a topu bıraktığı her anda gol tehdidi yarattı. Fenerbahçe'ye bakıyoruz. Rakibine topu verdiği zamanlarda çok ciddi problem yarattı rakibine. Galatasaray'a bakıyoruz. Galatasaray ligin en iyi geçiş takımı. Bu sene Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin hoca, oyun ve oyuncu tercihlerinden dolayı diğer takımlara büyük oyunu oynamayı dikte edeceğini düşünüyorum ben. Yani bazı takımlar oyunun 15'er dakikalık kesitlerinde %55 ile topla oynamak zorunda kalacaklar. Ve bu ligin dinamiğini çok ciddi anlamda değiştirecekmiş gibi geliyor bana. Kadro mühendisliklerini böyle çok net şekilde ters köşeye yatıran bir sene olabilir bu sene. Anadolu takımları açısından. Şimdi Semih'in, yani Beşiktaş'ın attığı ilk golde Semih'in pası için Feyyaz Hoca, Feyyaz Uçar artık yani yönetici, yönetim kurulu üyesi olduğu için Feyyaz Uçar diye söyleyelim. Sezonun asist ifadesini kullandı. Yani biz burada kendi aramızda sohbet ederken de pozisyonla ilgili şöyle bir yorum yaptık. O pası... Rafa dışında kimi atsa asist olması çok zor. Bravo, bravo, Dedik bravo. Bravo. Yani. Başit geldiğini düşünelim. O topun. Yani o, o yani golü zaten topu al, alışı attı Rafa Silva. O açıdan baktığımızda yani Rafa'nın beşiktaş oyununa katkısını nasıl görüyorsunuz şu daha iki tane resmi maç oynanmışken. Ee, ya bir kere ben kendi adıma şunu söyleyeyim. Benim beklentimin çok 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 üzerinde. Ben, ben bu kadarını beklemiyorum. Ben hızlıca şunu söyleyeyim. Pası ustada atalım. <laughs> e, Mertens geçen sene Galatasaray şampiyonunda ben birinci sıraya yazıyordum. İşte Alex de Souza, Haci, e, işte Talişka. Bu ligin bakı o numaralar. Yani o hele bir de Rafa gibi şey hızlı ve e, fiziken de ayakta kaldığı zaman mükemmel oluyor. E, hep kullanır ya first touch yani ilk dokunuşu kullanır ya. O hem topu alışı, ya biz ne gördük o topla, kornere çıkanları gördük, avuta çıkanları gördük. Bir de hani o tek vuruşu var. Yani o tek vuruşta da hiç, ben ben dedim ki öbür ayağıyla burada herhalde dedim. Kaleci çünkü şey yaptı, ama 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 böyle mi konuştuk? Yani bir alsaydık. hani, <laughs> Böyle mi konuştuk biz dedi <laughs> yani. Dolayısıyla Rafa'nın böyle oynaması Beşiktaş'ı çok rahatlatacak. En azından Semih'i rahatlatmış mesela o pastaki rahatlığını görüyoruz. Semih'in ve üstünde şeyin yok değil mi? Semih ne yaptı, ne yapacak baskısını almış. Immobile zaten Immobile. Yani kendi rolünde oynadığı için onda sorun yok ama bu ligin bug'ıdır on numaralar. Yani on numara getirdiğin zaman bir Felipe bugüne kadar Galatasaray'daki Felipe'nin hani hep tartışılmıştır, olmamıştır. Diego Fenerbahçe'de olmamıştı hani. Ama onun dışında böyleleri tadından yenmez. Misimovic de olmamıştı. Hacı sakız meselesinden dolayı onu da araya sıkıştırmış olalım. Beşiktaş kaliteye gidip şampiyon kadro kurmaya çalıştı. Anladığım kadarıyla ön tarafta ben kaliteyi maksimum düzeyde kullanayım. Arka taraftaki oyunculardan da verim aldıklarımla, verim aldıklarımla yola devam ederim. Onun dışında da yapılacak takviye varsa yaparım mantığıyla hareket etti. E, makul mantık şampiyon olursan, olamazsan ciddi anlamda problem yaratır. Rafa Silva'nın o first touch denilen ilk dokunuş olayını Cüneyt abi anlatırken aklıma Kerem Aktürkoğlu geldi. Kerem Aktürkoğlu'nun mesela ilk kontrollerinin ardından harcadığı efor muhtemelen adam geçmeye harcadığı efordan fazladır. First don't touch onunki. <gülüyor> <gülüyor> ya topa dokunduktan sonra sprint atmak zorunda kalacağı kadar kötü kontrol ediyor. Bu da kendisinin açısını bozuyor mesela. Rafa Silva hiç müsaade etmedi. Topla hareketinin kendi açısını daraltmaya, rakip savunmaya, aksiyon alma zamanı tanımaya kalecinin pozisyon almasına falan hiç müsaade etmedi. Aldı, kontrol etti, vurdu. Bazen doğru iş daha Gereksiz basit olanı Gereksiz tarmalardan yapmaktır. kaçınım vardı değil mi O Aralı? <laughs> i̇şte <do> <laughs> Olivia Encham mesela inanılmaz bir şut pozisyonu yakaladı. Onu da yere yatırayım, öbürünü de bakkala yollayayım falan filan derken top anlamsız bir yere geldi. Rafa Silva Türk futboluna şunu göstermiştir. Bazen en doğru işler daha basitini yaparak olur. Ama sonuçta bir yandan da Beşiktaş'ın gole kadar şutu yok. Ceza alanında topla buluşma sayısı 2. <laughs> <iki. gülüyor> Yaydaki ilk buluşma Vafa gol. Ceza alanındaki üçüncü buluşma ikinci gol. Ondan sonra da maç bitti zaten. Yani bir de böyle bir oyun gerçeği. Dünkü var. maçın özeti 30 saniye falan sürer zaten. ya. Yani pozisyon anlamında zaten bir şey yok. Bireysel performans... Şu, bu e, birazcık Cüneyt abiyle programdan önce konuşuyorduk. Bu yaz kampları hikayesinden asıl istifade etmesi gereken oyuncular bu yaz kamplarında olmuyor. Sen götürüp işte... E, Demirege tıknazla Fenerbahçe'de Yusuf, işte Akçiçek'le bilmem neyle falan. O bütün kondisyon yüklemeleri, ağırlıkları bilmem neleri çalışıyorsun. Sonra bir bakıyorsun takımın yıldızları geliyor. Selam, selam. Ondan sonra lig başlıyor. Bu yaz kampı tam olarak hırpaladığı adamların hiçbirisini sezon sonuna kadar kullanamıyorsun. Asıl ihtiyacı olan adamları da. E, yaz şey kampında yapamazsın. yaptığın yüklemeyle verim alamıyorsun. Niye? bir buçuk ay sürüyor takımların form tutması. Ne, neden acaba? Şimdi bakıyorsun Samsun Spor'a. Bireysel beceriye dayalı. İşte Laura bir şey yaparsa. Marius boşluk bulursa. Ondan sonra Holse şapkadan tavşan çıkarırsa. Beşiktaş'a bakıyorsun. Bunlar da bu işleri yaparsa, ederse dediğin adamlar yapıyor. O yüzden de 2-0. 2 iki tane şut, iki isabet, 2 isabet. 2-0, 3 puan. Bir, Beşiktaş'ın bu kadrosu Galatasaray maçında da olduğu gibi ve zaten ben fan bronkusu bu anlamda kutlarım. 8 tane eski oyuncu, 3 tane yeni transferle yaptı bunu. Demek ki belirli bir şey sistem oturtmuş. Ve şeyi de yaptı mesela yine maç içinde Mourinho'nun yaptığı gibi. Hemen beşliye döndü. Dedi ki tamam abi maç 2-0'sa 2-0'a kitleyelim biz bu maçı. Fazla risk almayalım dedi. Beşiktaş bu sezon minimalizmin örneklerini gösterecek yani. Tamam gol atması gerektiği zaman gol atacak. Gol yememesi gerektiği zaman da bunu oynayacak. Ancak benim Beşiktaş'la ilgili iki tane öne şeyim var, uyarım var. Bir, üçüncü offside olan golü yedi. O bir gün gelir o offside olmamaya başlayabilir. Bu, bu, çok riskli bir şey. Çok tekrar edilmesi gerek. Çok hani klişedir ya. Çok tekrar edilmesi gereken bir şey. Ama sen ne yapıyorsan yap Necip'le bitiriyorsun stoperde maçı. Yani yine Necip girdi. Gabriel Paulista yok. Kiminle? Yani ben Omar Koli ve Necip ya da Omar Koli Gabriel Paulista ile bile ben çok onu denemem offside'ı. Bu bir. ikincisi de Hollywood'da şeydir ya hani o kovboy filmlerinde aslında görüntüdür. Arkasında bir şey yoktur. Hani o kasabanın. Beşiktaş'ın da görüntü çok iyi. Ama 12. 13. 14. 15. adamlar şu anda yok gibi gözüküyor. Evet. İlk haftalık bu kadar diyelim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Sadece şunu ekleyeyim ben. Lükteki takımların seviyesi çok düşük. Yani böyle 10-15 maçlık serilere aldanmayın. Geçen sene Galatasaray'da Fenerbahçe'de puan rekoru kırdıran şey Fenerbahçe ve Beşiktaş Galatasaray'ın oyun dominasyonu değil. E, rakiplerin felaket derecede kötü olması ve üçüncü takımı kadraja sokamamak. Yani üçüncü takımı kadraja sokamamak iki takıma da artı 20 puan kazandı. Bu sene de öyle olacak gibi. Neyse hoca bitir diyor. <gülüyor> <gülüyor> 90 artı 3. 90 artı 3'ü 3 3'ü çok geçtik. Ben hemen söyleyeyim. E, ne kadar çok beğenirseniz ve ne kadar çok yorum yaparsanız algoritmada bunun çok büyük önemi var. Yaşadığımız e, şeyde de simülasyonda da buna ihtiyacımız var. Biz mavi yapı yuttuk. Siz de yuttuysanız buradan devam edelim. Teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.